Herkese mutlu akşamlar değerli izleyenler. Tarihler 23 Mayıs 2023 Salı gününü gösteriyor. İkinci tur Cumhurbaşkanlığı seçimine 5 gün kaldı ve bizler de Kanal 3 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Kadir Kaplan değerli izleyenler. Siyaset sahnesinde yine çok kritik görüşmeler ve çok kritik açıklamalar oldu. Bunlardan birisi sabah saatlerinde saat 11'de yapılması beklenen ancak saat 13'e ertelenen Ümit Özdağ Kılıçdaroğlu açıklamasıydı. Bu açıklamayı Ümit Özdağ tek başına yaptı ancak Kılıçdaroğlu'na destek için yaptıkları görüşmelerin olumlu seyrettiğini ifade etti ve yarın sabah saat 11'de yeniden Ümit Özdağ ve Kılıçdaroğlu'nun birlikte kameraların karşısına geçmesi bekleniyor. Bildiğiniz üzere Ümit Özdağ bir mutabakat metni hazırlanmasını ve bu metnin altılı masa tarafından onaylanmasını istemişti. Buna ilişkin görüşmeler altılı masanın içinde devam ediyor. Şimdi bir de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan dün TRT Haber'in yayınındaydı. TRT Haber'in yayınında anket firmalarını hedef aldı ve dedi ki 14 Mayıs'ta milletimiz balon anket firmalarını patlatmıştır. 28 Mayıs'ta da yine aynısı olacak dedi. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise Hatay'daydı, Antakya'daydı. Deprem bölgesinde millet buluşması programına katıldı ve burada yine sığınmacılar üzerine ve terörle mücadele üzerine bir konuşma gerçekleştirdi. Dünün en önemli başlığı Sinan Oğan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı seçimlerde destekleyeceğini açıklamasıydı. Bütün bu gelişmelerle Ana Haber bültenimizi başlatıyoruz. Ulusal gündem sizlerle. Kibariye ne okumuş? Kibariye değil sadece. Tabii. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT canlı yayınında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Erdoğan, anket firmalarını hedef alarak 14 Mayıs anket firmalarına cevap oldu, dedi. 14 Mayıs seçimleri ne yaptı? Bütün bu balon anketlere en güzel cevap oldu. Siyaseti meydanlarda, sahada, milletin içinde yapan bir kişi olarak benim için en doğru analiz meydanlardır. Şimdi bu konuda tabii şükürler olsun hiç yanılmadım. Ama Gaziantep mesela 100 bin kişi. Bunun anketle manketle izahı olmaz ki. Çok açık net ortada. Onun için de ben 28 Mayıs'ta özellikle herhalde anket yapmaya da gerek yok diyorum. Şimdi bazı anket firmalarının neticeleri elimde ama ben anketler üzerinden değil. Diyorum ki en gerçekçi anketi pazar günü benim milletim yapacak. Nerede yapacak? Sandıklarda yapacak. Rabbimden 28 Mayıs'ta bu aziz millete 5 yıl daha hizmet etme şerefini bizlere nasip etmesini diliyorum. Biliyorum ki benim milletim en doğru olanı yapacaktır. Çünkü bu millet aldatılmaya layık değil. Dürüst bir neticeyle bu işi noktalamak ve ondan sonra da 21-22 yılın tecrübesini inşallah milletime yeniden aktarmaya diyorum ki bizler nail olalım. Ve bunları kendi ülkelerine yolcu edeceğiz. Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Antakya'da millet buluşması programında konuştu. Sığınmacılar, bu konuda büyük şikayetler var biliyorum. Sadece sanmayın bu şikayet sadece Hatay'da. Türkiye'de 81 il var, 81 ilin tamamında da aynı şikayetler var. İktidar sahipleri diyorlar ki biz sığınmacıları göndermeyeceğiz. Önümüzdeki seçim bu bağlamda önemlidir. Elini vicdanına koyan, elini vicdanına koyan ve gerçekten de sığınmacıların ırkçılık yapılmadan kendi ülkelerine gönderilmelerini sağlayan projemiz hazır. Bu konuda liderler karar verdik. En geç 2 yıl içinde herkesi kendi ülkelerine göndereceğiz. Daha düne kadar bizim terör örgütleriyle işbirliği yaptığımızı söylediler. Bununla ilgili sahte videolar hazırladılar. Ve dün televizyona çıkan kişi evet montajlı görseller yaptıklarını ve bunu vatandaşlarla kullandıklarını, onlara anlattıklarını ifade ettiler. Allah'a sığınıyorum Allah'a.
Allah'a sığınıyorum. Efendim bu tarafa doğru. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'la Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu arasında destek trafiği devam ediyor. İki liderin bugün birlikte kameraların karşısına çıkması bekleniyordu. Ancak Özdağ tek başına açıklama yaptı. Özdağ, görüşmelerin olumlu seyrettiğini ve ortak açıklamanın yarın saat 11'de yapılacağını belirtti. Oldukça ciddi bir mesafe kaydetmekle birlikte henüz sonuçlanmadığı için bugün akşam Sayın CHP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'yla Hatay dönüşü bir toplantı daha yapacağız ve bu toplantıda halen üzerinde görüşmekte olduğumuz ve Türkiye'nin güvenliğini sağlayacak 13 milyon sığınmacı ve kaçağın bir sene içinde vatanlarına dönmesini güvence altına alacak. Böylece Türkiye'nin üzerinde yıllık 11 milyar dolara ulaşan sığınmacıların ekonomik maliyetinin artık Türk halkının sırtından atılmasını temin edecek. Ama aynı zamanda Cumhuriyetimizin kuruluş esaslarını, anayasanın ilk 4 maddesini, 66. maddeyi güvence altına alacak ve PKK, FETÖ, IŞİD gibi terör örgütleriyle de stratejik ve uzun vadeli sıfır tolerans ilkesine dayalı bir mücadeleyi öngören protokol görüşmelerini büyük ölçüde ilerletmiş bulunuyoruz. 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde göreve gelen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, 1299 günlük icraatlarını basın mensuplarıyla paylaştı. Zeybek ayrıca ikinci tur seçimleri için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek çağrısı yaptı. Hızla devam ediyor. Ağustos ayı itibariyle de inşallah... Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'in toplantısı Devrane Parkı'nda bulunan belediye sosyal tesislerinde yapıldı. Hizmet Dolu 1299 Gün isimli kitabın da dağıtıldığı gündem değerlendirme toplantısında konuşan Zeybek, yapılan çalışmaları özetledi. Biz seçime girerken 37 projeyle halkımız huzuruna çıkmıştık. Elhamdülillah. Bu 4 yıllık süreç içerisinde bunun 30 tanesini gerçekleştirdik. 7 tanesini bazı nedenlerden dolayı bir kısmını ötelemek durumunda kaldık. Ama söz verdiğimiz 30 tanesinin tamamını bitirerek hizmete aldık. Afyonkarahisar'ın son derece modern yapılara da kavuşacağını aktaran Zeybek bazı projelerini anlattı. Sokak sağlıklaştırma projemiz vardı. Birinci, ikinci etabı bitirdik. Üçüncü etabımız proje aşamasında inşallah yazla birlikte üçüncü etap sokak sağlıklaştırmasına gireceğiz. Cephe sağlıklaştırmamız neredeyse bitme aşamasında. Kaldırım ve yol ihale dosyamız hazırlandı. Herhalde bu ay içerisinde veya önümüzdeki ay içerisinde ihalesini yapıp bu sene içerisinde burayı tamamen hizmete almaktan yanayız. Şu anda inşaat çalışmaları hızla devam ediyor. Ağustos ayı itibariyle de inşallah teleferik hizmete girmiş olacak. Şehrimize yeni bir millet kıraathanesi, millet kütüphanesi kazandıralım istedik ve inşaat çalışmaları başladı. Şu anda neredeyse %60 seviyelerine geldi. Dış cephe çalışmaları bitmek üzere. Afyon'a modern bir kütüphaneyi, yani 24 saat açık kalabilecek, altında sergi salonlarının olduğu geniş bir kütüphaneyi Afyon'umuza, Selçuklu mimari tarzında olan bir kütüphaneyi Afyon'umuza, size, halkımıza kazandırmış oluyoruz. Başkan Zeybek daha sonra seçimleri değerlendirdi. 28 Mayıs seçimlerinde halkın istikrardan yana olacağına inandığını belirtti. 14 Mayıs'ta ciddi bir seçim çalışmaları vardı. Hepimiz arazideydik. Milletvekillerimizle, adaylarımızla birlikte şükrediyoruz. Kazasız, belasız, kavgasız, gürültüsüz bir seçimi geride bıraktık. İnşallah 28 Mayıs'ta tekrar ikinci tur olmak üzere
Cumhurbaşkanlığı seçimimiz var. Tek dileğimiz kimsenin burnu kanamadan suhuletle bu seçimin atlatılması ve ülkemize, ülkemizin istikrarlı bir şekilde kaldığı yerden tekrar devam etmesi yönünde. Gönlümüz Sayın Cumhurbaşkanımızın aynen devam etmesinden yana. Halkımız da bunu biliyor, görüyor. 28 Mayıs'ta da tercihlerini ona göre yapacaklarına bizim şüphemiz yok. Belediye Başkanı Zeybek'in toplantısına AK Parti milletvekilleri, 28. dönem milletvekili adayları ve AK Parti İl Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay da katıldı. Programda milletvekilleri Ali Özkaya, İbrahim Yurdunu Seven ve Hasan Arslan gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundular. Toplantıda ilk söz alan milletvekili Ali Özkaya oldu. Özkaya 28 Mayıs seçimlerine değinerek muhalefeti eleştirdi. Afyonkarahisar'a gelip milliyetçilik duyarı kesmekle olmaz. Milliyetçiliği Afyonkarahisar'da da yapacaksınız, Hakkari'de yapacaksınız, meclis komisyonlarında ve genel kurulunda da yapacaksınız, Trabzon'da da yapacaksınız. Türkiye'nin her yerinde aynı olsanız sorun olmaz. Bu nedenle bir kez daha söylüyorum. Bu seçim Kılıçdaroğlu'nda Türk milleti tarafından siyasal başarısızlık faturasının kesileceği seçim olacaktır. Milletimiz iktidarı değiştirmemeliyiz ama bu yeteneksiz ve beceriksiz muhalefetin değişmesi gerekiyor. Türkiye'ye yakışmıyor bu muhalefet diyor. İnşallah pazar günü seçimin sonuçları birlikte Türk siyasal tarihinin muhalefeti de değiştirmesini hep beraber yaşayarak göreceğiz. Milletvekili İbrahim Yurdunu Seven de vatandaşları sandığa gitmeye davet etti. Öncelikle vatandaşlarımıza buradan beyanda bulunuyoruz. Diyoruz ki gidin sandıkta iradenizi gösterin. Hangi partiye, hangi tarafa, nereye oy verirseniz verin ama öncelikle gidin bu demokratik hakkınızı, 5 yılda da olsa, 3 yılda da olsa olan bu demokratik hakkınızı gidin gösterin ve iradenizi sandığa yansıtın. Tabii her zaman söylediğimiz gibi sandıkta çıkacak sonuç her zaman başımızın tacıdır. Ama Türkiye'nin son 20 yılında yapılanlar ve Afyonkarahisar'ın son 20 yılında gördüğü hizmet ve karşılığında eserlere de dikkat ederek özellikle tabii Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a Afyonkarahisar'ın desteklerini talep ediyoruz. AK Parti'nin yeni milletvekili ve yemin etmeyi bekleyen Hasan Arslan da yaptığı değerlendirmede bu seçimde icraatların yerine milliyetçiliğin konuşulduğunu ifade etti. Bu siyasi seçim ortamı maalesef milliyetçiliğin ön planda olduğu seçim ortamı oldu. Keşke icraatlar ön planda olsaydı, işimize baksaydık, önümüze baksaydık, icraatlarla yarışsaydık. Ama milliyetçiliği bize konuşturmaya zorlayan, milliyetçilikle söylemlerimizi, söylemek zorunda kaldığımız şeyleri zorlayan bizi maalesef Millet İttifakı oldu. Maalesef milliyetçilik bizim, tabii konuşmaya gerek yok, tartışmaya gerek yok, milliyetçilik ön plandadır. Fakat seçimler için milliyetçilik, herkes milliyet, Türkiye'de yaşayan herkesin milliyetçi olduğunu kabul ediyoruz. Kabul etmeliyiz. Seçimlerde milliyetçiliği konuşmaya gerek yok demek istiyorum. İcraatları konuşmak gerekirken maalesef karşı tarafın milliyetçiliği yerin dibine sokmaya çalışması nedeniyle milliyetçiliğin de konuşulmaya çalışıldığını söylemeye çalıştım. Değerli izleyenler, Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Mehmet Taytak Kamusen üyeleriyle bir araya geldi ve bir açıklama yaptı. 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanımıza oy vermiştiniz. Şimdi 28 Mayıs'ta bu muhalefet gitsin diye bir kez daha Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a oy vermeye milletimizi çağırıyoruz dedi. 5 yıl böyle bir şey yaşamadık. Kamusen İl Temsilciliği tarafından düzenlenen istişare toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya MHP Milletvekili Mehmet Taytak da katılarak sendika üyeleri ve yöneticileriyle buluştu. Kamusen İl Temsilcisi Mehmet Ali Öztürk, MHP'li seçmenlerin paralı anketçilere tokat gibi cevap verdiğini söyledi. Afyonkarahisar'da seçim sonuçlarını, anket sonuçlarını yanıltan bir teşkilat var burada. Herkese buradan tokat gibi cevap verdik, vermeye de çalışacağız. Toplantıda MHP milletvekili Taytak'ı yalnız bırakmayan MHP İl Başkanı Ahmet Kahveci de sendika üyelerinin haklarını savunmak için çalışmalar yaptıklarını anlattı. Buralarda sendikalarımızın haklarının savunulması, sendikalarımızın
devlet dairelerindeki sıkıntılarının giderilmesi de tabii ki sizlerin bizden istemekteki haklarımız olduğunu biz bunları da biliyoruz. Bir önceki dönemde istediğimiz tarzda ya da sizin istediğiniz ölçüde değişikliklerin olmadığını biliyoruz. İnşallah bundan sonraki dönemde sendikamızın ve partimizin kazanımları artacak ve bu milyarda ilerleyecektir. MHP Milletvekili Mehmet Aytak ise konuşmasında 28 Mayıs seçimlerine değinerek şunları kaydetti. Cumhurbaşkanımız normal şartlarda zaten Cumhurbaşkanı oldu. 6 oy oranıyla arkasındakine 2,5 milyondan fazla oy eksikliği olan bir parti var o gün. Şimdi inşallah göreceğiz, çok daha büyük fark olacak. O gün Tayyip Erdoğan gitsin diye oy verenler emin olun şimdi diyorlar ki bu muhalefet gitsin diye kaybolan oy vereceğiz diyorlar. Adam CHP'de yemin etti bunun karşısına. Dedi ki ya yeter dedi 11 seçim dedi. Veriyoruz dedi kaybediyor. Veriyoruz kaybediyor. Bir de dedi muhasebeci olduğunu söylüyor. İYESA yaptığını söylüyor. O 37 tane milletvekili gitti. Çağırdık dedi. Hakime vereceğiz bunu ben dedi. Çünkü 37 vekil gitti. Yani 0.06 ile 0.08 ile adamlar 10 milletvekili aldılar. Yani bu sadece ve sadece hırsın getirdiği, gözün kapandığı bir yerdi. Allah aşkına olsun toplumunda gördü. Önümüzdeki pazar günü inşallah zaferimizi ortak olarak yaşayacağız. AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili adayı Hakkı Öztürk Kanal 3'e ve Kanal 3 Genel Yayın Yönetmeni Selcan Dilekçi Öygün'e nezaket ziyaretinde bulundu. AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili adayı Hakkı Öztürk, Kanal 3 ve Kanal 3 Genel Yayın Yönetmeni Selcan Dilekçi Öygün'ü ziyaret etti. Ziyarette konuşan Öztürk, Kanal 3 ailesine çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Basınımızın, televizyonlarımızın rolü gerçekten çok güçlü ve çok büyük. Bizler siyasi bir kulvarda mücadele verirken ancak bu yolla geniş kitlelere ulaşabiliyoruz. Sizler de özellikle bu alandaki profesyonelliğinizle hem şahsınızda hem de diğer program yaptığımız arkadaşlara ben çok teşekkürlerimi ifade etmek isterim. Yaptığımız programlarda da bize oldukça destek oldular. Bu desteklerinden dolayı bütün çalışan arkadaşlarımıza ve bütün ekip arkadaşlarımıza ben hasreten teşekkür ediyorum şahsınızda. Bugün çalışmalarımıza devam ediyoruz. Cumhurbaşkanlığının ilk defa olmak üzere Türkiye'de ikinci tur seçimleri yapılacak 28 Mayıs'ta. Bu çalışmalarda da yine Afyonkarahisarlı hemşehrilerimize tekrar iletişim kurma, tekrar bir araya gelmek üzere çalışmalarımızı, programlarımızı sahada sürdürüyoruz. Hemen ardından Kanal 3 Genel Yayın Yönetmeni Selcan Dilekçi Öygün de yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Öztürk'e teşekkür etti. Nezaket ziyaretiniz için öncelikle AK Parti milletvekili adayımız Hakkı Hocam'a çok teşekkür ediyorum. Çok naziksiniz. Biz basın mensupları olarak, biz Kanal 3 Televizyonu ve Gazete 3 olarak görevimizi yerine getirmeye çalıştık. Bu süreç içerisinde de amacımız ve hedefimiz her zaman Türkiye Cumhuriyeti'nin devamlılığı, devletimizin, toprağımızın, bayrağımızın devamlılığı, bu ülkeye, bu şehre hizmet edecek, hizmet etmek isteyen siyasi öncüleri vatandaşlarla buluşturmaktı. Bizler görevimizi yaptık ama sizin nezaketiniz bizi onurlandırdı. Çok teşekkür ediyoruz. Yolunuz, şansınız hep açık olsun. Afyonkarahisar okul sporları kapsamında düzenlenen geleneksel Türk okçuluğu Türkiye birinciliği müsabakalarında 70 farklı şehri ev sahipliği yapıyor. Organizasyonun ikinci gününde ise yıldızlar kategorisinde yarışan sporcular kıyasıya mücadele ettiler. Spor şehri Afyonkarahisar büyük organizasyonlara imza atmaya devam ediyor. Okul sporları kapsamında düzenlenen geleneksel Türk okçuluğu şampiyonalarında pek çok farklı ilden katılan sporcular Afyonkarahisar'da şampiyon olmak için birbirleriyle mücadele ediyor. Şampiyonanın ikinci gününde de yıldızlar kategorisinde sporcular yarıştı. Türkiye Geleneksel Türk Okçuluğu Okul Faaliyetleri Yönetim Kurulu üyeleri Veysel Durmaz, Ömer Koç ve Geleneksel Türk Okçuluğu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Varol Türkoğlu şampiyona ile ilgili şunları aktardı. İkincisini düzenlediğimiz Türkiye Şampiyonası'nın okul sporları kapsamında
Afyon'da güzel bir katılım var. 1800 civarında sporcu, öğrenci katılımıyla bir şölen havasında bir müsabaka düzenleniyor. İlkini Karaman'da, ikincisini Afyon'da düzenlediğimiz okul sporları organizasyonunda, Türkiye Şampiyonası'nda böyle güzel bir atmosferde, iyi hazırlanmış bir organizasyonda birlikte olmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu konuda geleceğimizden, gençlerimizden ümitliyiz. Atasporumuz olan geleneksel Türk okçuluğunun aynı zamanda Milli Eğitim Camiası içerisinde okul sporlarımızda da yaygınlaştırılmasından son derece ümitliyiz ve mutluyuz. Çok büyük bir spor kompleksi içerisindeyiz. Çok hoş, insanlar sıcak, iyi de bir ortam var. Yağış da müsaade etti. Rabbim bize acıdı. Dün çok yağış vardı. İyi çocuklarımız var. Atalarını anıyorlar. Törelerini tekrarlıyorlar. Kültürü, dini ve sporu bir araya getiren yoğrulmuş farklı bir spor etkinliği içerisindeyiz. Şampiyonaya katılan sporcular da duygularını Kanal 3 mikrofonlarına özel ifade ettiler. Valla şu an çok duyguluyum, bütün Türkiye halkıyla görmek, bakmak, bütün arkadaşlarımla tanışması çok güzel oluyor. Daha önceden 3 tane yarışmaya katılmıştım, okul sporlarıyla herhalde 4 oldu. Bu 5. olabilir. Ondan birazcık stresim az ama bu kadar çok kişi olacağını beklemiyordum. O yüzden biraz stresliyim. Hem iyi attım hem kötü attım. Yarışmaya geldik ama biraz da gezmek için geldik. Yani Afyon çok güzelmiş. Bu yarışma atmosferi bence anlatılmaz yaşanır. Çünkü ayrı bir heyecan, ayrı bir güzellik. Tabii ki heyecan var işimizde, yarışma heyecanı, ama inşallah atlatacağız bunu da. Aslında eğlenceli bir spor. Yani atış yaptığınız zaman iyi gittiğinde de kötü gittiğinde de fark etmiyor. Çünkü belli bir metrajdan atıyorsunuz. O metraj sizin nasıl attığınızı, nasıl nereye çekeceğinizi, nasıl bakacağınızı belirliyor. Belirleyici etkenler var. Ondan dolayı ben şahsen okçuluğu 7 senedir yapan birisi olarak herkese tavsiye ederim. Çünkü hem benim okul olarak, çünkü futbol gibi sporları herkes yapabiliyor veya heves ediyor. Ama okçuluk daha çok geride kalan bir veya şöyle bir tanınmayan bir şey olduğu için, spor olduğu için sizi okçu olmak daha öne çıkartıyor. Bu benim ilk Türkiye şampiyonası. Yani biraz heyecan var tabii ki de ama elimden geldiği kadar iyi atmaya çalışıyorum. Toplu bir yer olduğundan dolayı zaten böyle bir sıkıca tıkıca atışlar yapılıyor. Yanlış gidince böyle insanın morali bozuluyor ama iyi attığın zaman da moralin yükseliyor. Ve de moralimizin yükselmesi için tam atmamız gerekiyor ama nişan alırken de rüzgarın hesaplamak gerekiyor ve de zorluk çekebiliyor insan. Değerli izleyenler, tüm yurtta özel günlerin içerisindeyiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan hanımefendinin himayelerinde 21-27 Mayıs arası Türk Mutfağı Haftası olarak tüm yurtta kutlanıyor. Afyonkarahisar'da da çeşitli etkinliklerle bu hafta kutlanmaya devam ediliyor. Depremzede öğrenciler Afyonkarahisar'ın meşhur lezzeti göce köftesini yaptılar ve sonra da tadına baktılar. Şimdi iştah dolu bir haberle karşınızdayız. Türk Mutfağı Haftası sebebiyle 30 minik aşçı kendi elleriyle göce köftesi yaptı. Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğretim görevlisi doçent doktor Osman Kazancı etkinlik hakkında bilgi verdi. Şimdi bu hafta biliyorsunuz tüm Türkiye'de kutlanan Türk Mutfağı Haftası. Bu Türk Mutfağı Haftası ya da Türk Mutfağı Haftası kutlamaları kapsamında biz de burada Afyon'da birkaç gün, dün başlamak itibariyle birkaç gün boyunca bu kutlamalara devam edeceğiz. Bugün burada yaptığımız program da aslında bunun bir parçası. Bugün depremzede öğrencilerimizle hem onları işte mesleğe kazandırmak ya da Türk mutfağının farkındalıklarını arttırmak adına ve Afyon'a özgü bir yemek olan ve
buraya gelen depremzede öğrencilerin birçoğu da Hatay'dan geliyorlar. Aslında onlarda da buna benzer bir yemekleri var. Birçoğu da aşina, yani yapmayı dahi biliyorlar. Henüz ikinci sınıf öğrencisi olmalarına rağmen. O yüzden böyle bir yöntem seçtik. Bir workshop yapalım. Onlarla birlikte burada mutfakta birlikte vakit geçirelim. Hem mesleği hem Türk mutfağını onlara sevdirelim istedik. Bugünkü etkinliğimizde Türk mutfağı kutlamalarının bu aşaması. Hocam teşekkür ederiz. O zaman hazırsak öğrencilerimizle birlikte yemek yapmaya başlayalım. Biz hazırız, onlar hazır. Hadi başlayalım. Bugün Afyon'a özgü göce köftesini yapıyoruz. Topalak olarak da biliniyor bu yemeğimiz. İçerisinde göce, düğü ağırlıkta olmak üzere malzemeler var. Yine un, yumurtayla birlikte bir harcını hazırlıyoruz önce. Biz harcını çocuklarımız için hazırladık. Onlarla birlikte de burada şekil verip pişirme ve tadım aşamalarını yapacağız. Yuvarladıktan sonra ortalarına böyle bir hafif bir çukur açtırıyoruz öğrencilere, çocuklarımıza. Ondan sonra hep birlikte pişirip jürimize takdim edeceğiz. Peki hocam, bu lezzetin tarifini alsak sizden nasıl olur? Tarifini tabii verebiliriz. Yaklaşık 200 gram düğü, 200 gram göce. Öncelikle bunları karıştırıyoruz. Bir 2-3 su bardağı kaynar su ile birlikte ıslatıyoruz şişmeleri için. İçerisine bir miktar kuru nane atıyoruz bu şişme aşamasında. Sonrasında yine bir çay bardağı kadar un, bir yumurtayla birlikte yoğurup bir harç haline getiriyoruz. Ve içerisine tuzunu en son veriyoruz. Buzdolabında bir yarım saat dinlenmesi yeterli oluyor. Sonra çıkardıktan sonra küçük bilye kadar yuvarlaklar yapıp sonra ortasına bastırıyoruz ki piştiği zaman sosunu o orta çukur kısmında daha güzel tutsun diye. En sonda piştikten sonra üzerine sarımsaklı yoğurt ve tereyağlı salça sosuyla birlikte servisini yapıyoruz. Tamam, sizin tarafınıza da geleceğim. Nasıl yapıyorsunuz? Bana anlatın şimdi. Ben yiyorum. Yuvarlak yapıyoruz. Sonra? İçine çok bastırın. Oldu mu? Evet, minik aşçılar, ne durumda yaptığınız yemek? Bitmek üzere mi? Evet. Hangi aşamadasınız şu an? Şimdi ikinci aşamadayız. İkinci hamura geçtik biz şu anda. İkinci hamura geçtiniz. Peki nasıl olacak? Sonunda nasıl bir yemek çıkacak? Güzel bir yemek çıkacak yani ortaya. Benim haberim var yani. Evet Neşe, ne durumda yemeğin? Nasıl, bitmek üzere mi? Evet, bitmek üzere şu an. Peki büyüyünce ne olmak istiyorsun sen? Aşçı olmak istiyorum. Farklı tarifler yapacağım. Etkinliğe katılan İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Tanır, Kanal 3 mikrofonlarına özel açıklamalarda bulundu. Doğrusu çocuklarımız çok maharetliler. Şu anda pişirilmekte olan göçe köftesiyle ilgili hızlıca böyle hazırladılar. Tek tek böyle pratik. Hatta Malatyalı olanla da tanıştık. Yani diğerleri de tanıştık. Kendi memleketiyle ilgili şeyler de söyledi. Ben şahsen çocuklarımızı bu güzel etkinlikte bir araya geldikleri için hem onlara destek vermiş oluyoruz Türk Mutfağı Haftası'nda, hem de bizim yemek kültürümüzü tanıması adına da çocukların uygulamayı hayata geçirme adına da iyi oluyor diye düşünüyorum. Minik aşçılar şu anda hazırladıkları göce köftesinin tadına bakıyorlar. Neşe'cim, yaptık yemeğimizi, nasıl olmuş? Aşçı olmak istiyordum, biraz anlatabilir misin? Nasıl lezzeti şu an? Güzel. Ben de büyüyünce böyle güzel lezzetler yapacağım inşallah. Bir tadına bak bakalım. İzleyicilerimizin bir canı istesin. Hadi bakalım. Peki tavsiye eder misin bunu izleyicilerimize? Evet, çok büyük bir zevkle. Nasıl olmuş köfte? Güzel. Bak bakalım o zaman hemen. Hemen bize söyle. Ye bakalım hemen. Harika, harika. Oo, nasıl olmuş? Güzel. Dürüm, tadına baktınız yemeğin, nasıl olmuş? Vallahi ben bir defa, ben bu kadar yapamam. Evet, çocuklarımız çok güzel yapmışlar. Hepsini tebrik ediyorum. Harika. Tek kelimeyle. Çok lezzetli. Yemeğin tadına bakın isterseniz ilk önce. Çok güzel
güzel görünüyor daha yemeden. Evet. Çok lezzetli duruyor. Gerçekten çok lezzetli olmuş. Hatırlayacağınız üzere pandemi öncesinde jandarmanın sık sık yaptığı çağrılarla düğünlerde havaya ateş edilmemesi noktasında uyarılar vatandaşlara ulaştırılıyordu. Bu noktada birçok vatandaş da tabii ki tedbirini aldı ve bu tür eylemleri işlememeye devam ettiler. Şimdi Konya'ya gideceğiz maalesef. Bunun aksi yönde bir haber. Konya'da düğün magandaları hem pompalı tüfekle hem de tabancayla havaya ateş ederken cep telefonu kamerasıyla görüntülendiler. Sırayla havaya ateş eden düğün magandaları kameraya yansıdı. Görüntüler Konya'dan. Düğünde elektrik tellerinin bulunduğu alanda bir kişi pompalı tüfekle, iki kişi ise tabancayla çevredeki vatandaşları umursamadan havaya sırayla defalarca ateş etti. Şahıslardan bir tanesi av tüfeğiyle ateş etmeyi bıraktıktan sonra diğer iki kişi ise ateş etmeye devam etti. Şahısların havaya ateş ettiği sırada bir kişinin de onları gülümseyerek izlemesi dikkat çekti. Düğünde yaşanan bu anlar bir cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Konya'da bir etli ekmek dükkanında çıkan tartışma sonrasında iki kişi ağır yaralanmıştı. Bu iki kişiden biri kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Etli ekmekçide vurulan iki kişiden biri tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. İki grup arasında çıkan silahlı kavgada 7 adet suç kaydı olan Mehmet Aksöz baş kısmından, 26 adet suç kaydı olan Ulgar A çene kısmından tabancayla vurularak ağır yaralandı. Yaralılar Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay sonrası Konya İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri kaçan iki kişinin kasten yaralama, hırsızlık, yağma gibi çeşitli suçlardan 45 suç kaydı olan Yahya A ve 27 adet suç kaydı olan Mehmet Y'nin olduğunu belirledi. Olaydan sonra 3 araç değiştirdikleri tespit edilen şüpheliler Kulu ilçesi Celep mahallesinde saklandığı evde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen iki zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan Konya Şehir Hastanesi'nde tedavi gören yaralılardan Mehmet Aksöz, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Konya ile devam edeceğiz. Konya Beyşehir'de kamyonetle minibüs çarpıştı. İki kişi hayatını kaybetti. Üç kişi yaralandı. Kamyonetle minibüs çarpışması sonucu iki kişi hayatını kaybetti, üç kişi yaralandı. Kazanın adresi Konya'nın Beyşehir ilçesi. Şabanka idaresindeki kamyonet ile karşı yönden gelen Emre E yönetimindeki minibüs çarpıştı. Sıkışmalı trafik kazası ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sıkıştıkları araçların içerisinden çıkarılan yaralılar İsa ve Gülay Erdoğan, Mevlüt A ve sürücüler kaldırıldıkları Beyşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yaralılardan durumu ağır olan İsa ve eşi Gülay Erdoğan hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayati tehlikesi bulunan sürücü Emre E ise hava ambulansı ile Konya'ya sevk edildi. Kazada hayatını kaybeden ve minibüste bulunan kişilerin tarım işçisi olduğu, Beyşehir yönüne doğru seyir halinde oldukları öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. Denizli'de iş dönüşü evinin önünde pusu kurularak öldürülen Burak Durna cinayetiyle ilgili olarak 15 ay sonra yakalanıp tutuklanan şüpheli 13 ay sonra delil yetersizliğinden beraat etti. Pusuya düşürülen tesisatçının cinayet şüphelisi beraat etti. Denizli'de 21 Ocak 2021 günü meydana gelen olayda işten evine dönen doğalgaz tesisatçısı Burak Durna, aynı dakikalarda işten dönen eşi Seher Durna tarafından kapının önünde kanlar içerisinde bulundu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede ameliyata alınan Burak Durna, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
İlk başta intihar olduğu düşünülen olayın ardından detaylı inceleme yapan polis ekipleri Burak Duğna'nın pusuya düşürülerek öldürüldüğünü belirledi. Olaydan önceki 4 ayda 7 kez aracının lastikleri kesilen ancak husumetli olduğu kişilerden şikayetçi olmayan Burak Duğna, cinayetle ilgili olarak 15 ay sonra yan komşusu olan ve daha önceden aralarında husumet olduğu tespit edilen Recep H. gözaltına alındı. Sorgusunda suçu kabul etmeyen Recep H. tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Cinayet şüphelisi olarak cezaevinde tutuklu bulunan Recep H. aradan geçen 13 ay sonra delil yetersizliğinden beraat etti. Cinayetle ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. Isparta Konya Karayolu'nda iki otomobilin çarpıştığı kazada mısır uyruklu bir kişi hayatını kaybederken biri Çin ve üçü de mısır uyruklu 4 kişi yaralandı. Otomobillerin kafa kafaya çarpıştığı feci kaza kamerada. Isparta Konya Karayolu'nda Çin Halk Cumhuriyeti Vatandaşı İdaresi'ndeki otomobil Konya istikametine seyir halindeyken karşı şeritten gelen mısır uyruklu sürücünün kullandığı otomobille çarpıştı. Kazada mısır uyruklu sürücü ve aynı araçta bulunan 4 kişi ile diğer otomobilin sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan yaralılardan biri yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. Isparta'nın Eğirdir ilçesinde av tüfeğiyle şakalaşırken kazayla arkadaşının ölümüne sebep olan genç tutuklandı. Gençlerin av tüfeğiyle şakalaşması kanlı bitti. Olay Isparta'nın Eğirdir ilçesinde meydana geldi. Dört arkadaş mantarhanede bulundukları sırada RCA elindeki av tüfeğini arkadaşları Emirhan Kahraman, M.Ö. ve B.Y.'ye doğrulttu. Av tüfeğinin ateş almasıyla 17 yaşındaki Emirhan Kahraman vuruldu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri gönderildi. Ağır yaralanan Sağlık Meslek Lisesi 11. sınıf öğrencisi Emirhan Kahraman, yapılan tüm müdahaleye rağmen kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. M.Ö. ve B.Y.'nin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Jandarma tarafından gözaltına alınan 17 yaşındaki RCA ifadesinin alınmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kütahya'da ilkbaharla birlikte yeşile bürünen tarihi yapılar ve kentin simge yapıları tadına doyulmaz görüntüler izletiyor. Tarihi konakların bulunduğu Germiyan Sokak ve Maltepe Mahallesi'ndeki Çini Camii'nin yeşile bürünmüş hali seyrine doyum olmayan bir görüntü sunuyor. Şehrin kalbi olarak adlandırılan Hisar Kalesi'ndeki tarihi burçlar da ilkbaharın güzelliğinden nasibini almış durumda. Burçların havadan çekilen görüntüleri hayranlık uyandırıyor. Kütahya'nın dört bir yanının ilkbaharla birlikte güzel görüntülere sahne olduğunu belirten vatandaşlar, ilkbahar bu şehre gerçekten çok yakışıyor dediler. Arkadaşlarla gezmeye çıktık. Kütahya'nın bu manzarasını geziyoruz. Beraber vakit geçirmek istedik Kütahya'nın ilkbahara gelmesiyle birlikte. Havalar güzelleşti, Kütahya'mız güzelleşti. Baharla birlikte Kütahya'mız şenlendi ve biz arkadaşlarımızla gezmeye geldik. Herkesi buraya davet ediyoruz, bekliyoruz. Kütahya'da yüz binlerce kişiyi ağırlayan Enne Barajı ve Tabiat Parkı yenilenen yüzüyle ziyaretçilerine hazır hale getirildi. Evet.
İlkbaharda maviyle yeşilin buluştuğu yer olan ve ziyaretçilerini kendisine hayran bırakan Kütahya Enne Barajı ve Tabiat Parkı doğa severleri bekliyor. Tabiat Parkı'nın işletmecisi Zafer Alat, tüm doğa severleri bölgeye beklediklerini ifade ederek şöyle konuştu. Kütahya'mızın nadide yerlerinden bir tanesi Enne Barajı Tabiat Parkı, doğayla yeşilin uyum sağladığı yer. Ziyaretçilerimizi bekliyoruz. Burdur'da Türk Mutfağı Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte 7 saniyede pişirilen coğrafi işaretli Gölhisar kavurması tanıtılarak katılımcılara ikram edildi. Türk Mutfağı Haftası tüm yurtta etkinliklerle kutlanmaya devam ediliyor. Tarihi Baki Bey konağında düzenlenen program, Burdur Müzesi'nden mehter takımı yürüyüşüyle başladı. Gölhisar ilçesine özgü coğrafi işaret tescil belgeli, 7 saniyede pişirilen Gölhisar kavurmasının tanıtıldığı etkinlikte keşkek dövüldü, dülcülük tatlısı yapıldı. Programda en büyük ilgiyi hızlı pişmesiyle ünlenen Gölhisar kavurması çekti. Gölhisar kavurması, yağsız dana etinin yaprak şeklinde doğranmasının ardından yüksek ateşteki sacın içinde hayvanın iç yağı konularak yapılıyor. Eriyen yağın içine atılan etler 7 saniyede pişiyor. Üzerine tuz dökülüp metal tabaklara alınan kavurma, yanında domates, soğan, biber ve koyun yoğurduyla servis ediliyor. Programa katılan Burdur Valisi Ali Arslantaş ve protokol üyeleri, yöreye özgü lezzetleri Türk sanat müziği eşliğinde tattı. Türk Mutfağı Haftası kapsamında Konya Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan Türk Yemekleri Fotoğraf Sergisi açıldı. Konya İl Halk Kütüphanesi'ndeki serginin açılışını Konya Vali Yardımcısı Faruk Bekarlar ve Konya İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdülsettar Yarar yaptı. Vali Yardımcısı Bekarlar, 21-22 Mayıs Türk Mutfağı Haftası'nın bu sene yaşanan Kahramanmaraş merkezi depremler nedeniyle daha az etkinlikle kutlanacağını ifade etti. Yakın bir geçmişte yaşadığımız büyük deprem afeti nedeniyle biraz düşük profilde bir programla kutlamaya çalışıyoruz. Bugün de görsel olarak kitap ve tescilli yemeklerimizin sergisinden oluşan bir programı burada gerçekleştiriyoruz. İnşallah önümüzdeki yıllarda daha zengin, daha gösterişli programlarla bu haftayı kutlayacağız. Hayırlı ve uğurlu olsun. Emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Daha sonra kurdeleyi kesen Bekarlar ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdülsettar Yarar sergiyi gezerek sergide yer alan fotoğrafları inceledi. Konya ile devam ediyoruz. Konya'da 15 bin nefes bir ses uluslararası Türkçe tiyatro yapan ülkeler etkinliği devam ediyor. Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nce düzenlenen festivalin 3. gününde Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi'nde İran'dan Türkmen Sahra Tiyatro Grubu'nun birkaç gün önce atlı oyunu sahnede seyircilerle buluşurken Ankara Devlet Tiyatrosu oyuncuları ise Konya Devlet Tiyatrosu'na meraklısı için Öyle Bir Hikaye oyunu ile izleyicilerle buluştu. Cenab-ı Safi, Güdük Hocam. Üç kadının yaşadığı aşk hayatını ayrı ayrı konu alan Birkaç Gün Önce adlı oyun ile Sait Faik Abasıyan'ın tüm öykü ve şiir kitaplarından yararlanılarak hazırlanan ve mizahi tarafın öne çıkarıldığı Meraklısı için Öyle Bir Hikaye oyunu sanatseverler tarafından ilgiyle izlendi. Gözümün arkasına böyle bir baktı ki ben sadece olarak kaçmak istedim. Bugüne kadar 23 ülkeden 140'ı aşkın tiyatro grubunu bir araya getiren festival 30 Mayıs'ta sona erecek. Eskişehir'de geçmişte servis olarak görev yapan ve il dışına çıkmayan 1985 model Alman yapımı minibüs 350 bin lira harcanarak karavana dönüştürülürken kamp meraklısı şahsın hedefi Türkiye turu yapmak.
Eskişehir dışına çıkmayan 38 yaşındaki minibüs karavana dönüştü. Hedefi ülke turu. Geçmişte Anadolu Üniversitesi'nde personel taşımak için kullanılan araç, o dönemdeki şoförü tarafından görev süresi bittiğinde satın alınmış. Fakat yıllar geçmesiyle birlikte bazı parçalarında deformasyonlar meydana geldi. Kısmen hasarlı ve çoğu parçası çürümüş bir şekilde aldıkları minibüs üzerinde çalışmalara başlayan Sefa Sorbil ve ortağı, 38 yaşındaki araca 350 bin TL harcayarak yollara döndürdü. Eskişehir'de il dışına henüz çıkmamış olan 1985 model minibüsü, altıl durumda orta ile birlikte alan Sefa Sorbil, aracı karavana dönüştürüp ülke turuna çıkmayı planlıyor. Aracımızı şu anda karavana çeviriyoruz. Bitti gibi bir şey diyebiliriz yani. Kurdu halinde aldık. Her yer çarık çürüktü. Biz aracı komple sıfırdan söktük sacına kadar. Her yere çürüktü tabanına kadar. İçine fütür atıldı, çürükleri onarıldı. Sonra derken sıfırdan karavan yapmaya başladık aracımızı. Ocak, yatak, mutfak dolabı, televizyon ve karavanda olması gerek eşyaları konumlandırdıkları karavan üzerinde yaklaşık bir yıl tadilat yapıldı. Sıfırdan aracı bir panel aracı çevirdik. Ondan sonra aracın içerisinde şu an işte mutfağı, ısıtıcısı, vebostosu, U düzen bir koltuk takımı, yatak olabilen ses sistemi, tesisatı, lavabosu, temiz su gideri, pis su gideri, işte led aydınlatması, sinekliği, perdesine kadar yani bir karavanda olabilecek her şey, televizyonuna kadar her şeyini koyduk, sığdırdık bu araca. Aracın klasik olması nedeniyle trafikte çok ilgi çektiğini belirten sahipleri, kamp yapacakları günü iple çekiyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin cam boncuktan seramiğe, kağıt rölyeften tel kırmaya 53 farklı branşta verdiği ücretsiz kurslarda eğitim alan 1914 kursiyerin 5250 adet el elemeği, göz nuru eseri gözleri kamaştırıyor. Büyükşehir'den kursiyer ve eser sayısıyla rekor sergi. Geçmişin altın izleri geleneksel Türkiye sanatlarımızın geçmişten geleceğe yolculuğu adıyla beğeniye sunulan sergi, Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekçi Kongre ve Kültür Merkezi'nde açıldı. Cam boncuktan seramiğe, kağıt rölyeften tel kırmaya kadar 53 farklı branşta verdiği ücretsiz kurslarda eğitim gören 1914 kursiyerin el emeği göz nuru 5250 adet eseri sergide yer alıyor. Kursiyer ve eser sayısının bir rekor olduğunu vurgulayan Başkan Zolan şunları aktardı. Bugün geldiğimiz nokta gerçekten hedefimizin çok çok ilerisinde, ilk başladığımız gündeki baktığımız, koyduğumuz hedefin çok çok ilerisinde. 1917 kursiyerimiz var ve bu kursiyerlerimiz 53 branşta, değişik branşta eğitim aldılar, eser ortaya koydular ve şu anda 5250 eserle bu sergimizi aşmış bulunmaktayız. Bu bir rekor. Başka bir şehirde, başka bir yerde böyle bir elle eğitim sorusunda yapılan eserlerin sergisi yok. 26 Mayıs'a kadar gezilebilecek sergiye tüm vatandaşları davet eden Başkan Zolan, konuşmasının ardından açılış kurdelesini keserek sergiyi gezdi. Eserler hakkında kursiyerlerden bilgi aldı. Denizli'nin Çameli ilçesinde 20 ülkeden 60 sporcunun katılım sağladığı Bahar Kupası mesafe yarışmasında şampiyonlar belli oldu. Denizli'nin Çameli ilçesinde 2150 metre yüksekliğindeki yaylacık yamaç paraşütü pist alanında bu yıl üçüncüsü düzenlenen yamaç paraşütü Bahar Kupası sona erdi. Çameli Kaymakamlığı ve Çameli Belediyesi himayesinde Türk Hava Kurumu, FAİ, Türkiye Havacılık Federasyonu ve Kondor Hava Sporları Merkezi tarafından organize edilen yamaç paraşütü, 3. Bahar Kupası'nda 60 pilot yarıştı. (Gülüyor)
Nefes kesen 5 günlük yarışların ardından şampiyonlar da belirlendi. Şampiyonlara ödülleri Çameli Taş Konakları'nda verildi. Genel klasmanda 1. Gora Göksal, 2. Deniz Pogosa, 3. Sinan Çalışkan oldu. Kadınlar kategorisinde 1.liği Viera Squeri, 2.liği Lindsay Haynes, 3.liği Kong Young elde etti. Park spor kategorisinde ise ilk sırada Michi Squeri, 2. Viera Squeri, 3. basamakta Aytekin Ocak yer aldı. THK Başkanı Ali Yüksel ise Çameli'nin yamaç paraşütüne çok uygun bir lokasyon olduğunu ifade etti. Çameli ile ilgili çok şey duyuyorduk ancak bu kadar güzel bir mekan olduğunu, güzel bir ortam hazırlandığını ve bu kadar güzel fizik şartlar olduğunu buraya gelip buna katınca daha çok gördüm, daha çok memnun oldum. Türk Hava Kurumu 1929 yılından beri Uluslararası Hava Sporları Federasyonu'nun üyesi ve ulusal otoritesidir. Ve dünyada en çok yamaç paraşütü sertifikası veren kuruluşlardan bir tanesidir. Başarılı bir etkinlik düzenlendiğini söyleyen paraşüt pilotu Dora Göksal, Çameli'nde yarışmanın çok keyifli olduğunu belirtti. Katılımcıların çoğu, pilot arkadaşlarımızın çoğu yurt dışından geliyorlardı. Uluslararası niteliği olan bir yarışma. Çameli'nin zaten artık dünya çapında bir bilinirliği var. Burada yarışma yapmak çok keyifli. Denizli ve ilçelerinde etkili olan sağanak yağmur ve dolu yağışı bahçelerde, üzüm bağlarında büyük zarara neden oldu. Dolu yağışı üzüm bağlarını vurdu. Denizli kent merkezi başta olmak üzere Çalı ilçesinde de etkili olan sağanak zaman zaman yerini doluya bıraktı. Yaklaşık 15 dakika yağan fındık büyüklüğündeki dolu başta bağlara, meyve ağaçlarına ve hububat tarlalarına büyük zarar verdi. Yüzlerce dekar bağ arazisine büyük hasar veren yağış, ilçenin Karakaya, Sazak, Selcan ve Kaplanlar bölgelerinde etkili oldu. Bölgedeki önemli geçim kaynağı olan araziyi olumsuz etkileyen yağış sonrası, Çalı İlçe Tarım Orman Müdürlüğü ve Ziraat Odası'nın hasar tespit çalışmalarını başlattığı öğrenildi. Denizli'de Pamukkale Halk Eğitim Merkezi'nde uygulanan proje kapsamında kursiyerlerin yaptığı rengarenk kuş yuvaları kent merkezindeki ağaçlara ve bazı binalara yerleştirildi. Denizli'de kursiyerlerin yaptığı kuş yuvaları ağaçlar ve binaları süslüyor. İl Milli Eğitim Müdürlüğü desteğiyle hayata geçirilen proje çerçevesinde bir araya gelen kursiyerler ahşap kuş yuvaları hazırladı. Bu yuvalar kentin merkezinde belirlenen noktalara asıldı. Pamukkale Halk Eğitim Merkezi Müdürü Abidin Mutlubaş, vatandaşlardan güzel tepkiler aldıklarını söyledi. Şu anda kurumumuzun duvarında hem görsel bir güzellik sunmakta hem de kuşların barınması için katkı sağlamaktadır. Amacımız doğal çevreye katkı sunmak. Bu sadece kuşlarla sınırlı değil. Kuşlar dışında işte mahallemizde yine mahalle sakinlerinin katkılarıyla sahipsiz kedi ve köpeklere de sürekli mamalar verilmekte. Onların kurum bahçesinde barınmalarına da ev sahipliği yapmaktayız. Bilecik'in Osmaneli ilçesi Dereyörük köyü halkı asırlık gelenek Hıdrellez şenliklerinde atalarından kalma geleneklerini halen sürdürüyorlar. Evveliyatı 100 yıl öncesine dayanan ve asırlardır süregelen Hıdrellez şenliği sebebiyle Bilecik'in Osmaneli ilçesinde Erenler mevkiinde bulunan mesire alanında toplanan köylüler sabahın erken saatlerinden itibaren dualar ederek Kur'an-ı Kerim okudular. Köy muhtarı Salih Işık asırlık gelenek hakkında bilgi verdi. Genellikle her sene yaptığımız Hıdrellez şenliklerinde böyle eski zaman usulü nişanlı kızlara örtüyoruz yani. Bildiğimiz bileli böyle genellikle olarak yapılıyor yani bu iş.
Nişanlı kıza çeyiz teslim edildikten sonra köy muhtarları ve hayırseverlerin katkılarıyla kazanlarda pişirilen pilav, ayran ve helva ile birlikte katılımcılara dağıtıldı. (23 Mayıs Salı gününde Kanal 3 Ana Haber Bülteni ile sizlerle birlikte olduk. Saatler 21.30'u gösterdiğinde Yüksek Nabız programında Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Sevda Erdoğan Kılıç'la birlikte sizlerin karşısında olacağız. İzlemeyi unutmayın. Hoşça kalın, esen kalın. Akrones Termal Otel spor haberlerini sunar. Kanal 3 ekranlarından mutlu akşamlar değerli izleyenler. Spor haberleriyle karşınızdayız. Türkiye Arnavutluk'ta düzenlenen Avrupa Okullar Satranç Şampiyonası'nda elde ettiği 15 madalyayla kürsünün en üst basamağında yer aldı. Satranç Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Avrupa Satranç Birliği'nin Draç kentinde 25 ülkeden 7-17 yaş arası 212 sporcunun katılımıyla düzenlediği şampiyonada Türkiye'yi 26 sporcu temsil etti. Türkiye'nin 6 altın, 4 gümüş, 5 bronz madalyayla birinci sırada tamamladığı organizasyonda Gürcistan 8 madalyayla ikinci, Azerbaycan 5 madalyayla üçüncü oldu. Milli sporcular Bora Şahin, Masal Budumlu, Görkem Ünsal, Hayri Beyhun Şenel, Hasan Hüseyin Çelik ve Zeynep Çiftçi Altın, Bora Savran, Selin Torun, Miraç Melih Topuz, Metehan Özen Gümüş, Ali Poyraz Uzdemir, Ali Var Yemez, Mert Can Sevi, Zeynep Acar ve Elif Naz Akat bronz madalya kazandı. Açıklamada görüşlerine yer verilen Federasyon Başkanı Gülkız Tulay, milli sporcuların organizasyonda büyük bir başarıya imza atarak kendilerini gururlandırdığını ifade etti. Voleybol Kadınlar Cev Şampiyonlar Ligi Kupası'nı 6. kez müzesine götürmeyi başaran Vakıfbank, kupa zaferinin ardından basın mensuplarıyla bir araya geldi. Vakıfbank Spor Sarayı'nda düzenlenen etkinlikte sarı siyahlı takımın bugüne kadar SEV Şampiyonlar Ligi'nde kazandığı 6 kupada sergilendi. Vakıfbank Genel Müdürü ve Vakıfbank Spor Kulübü Başkanı Abdi Serdar Üstün Salih uzun ve yorucu bir sezonu geride bıraktıklarını vurguladı. İnişli çıkışlı bir yolculuk yaşadıklarını ifade eden Üstün Salih konuşmasını şu sözlerle sürdürdü. Güzel anılarımız da oldu, üzüldüğümüz günler de yaşadık. İnişli çıkışlı bir yolculuk oldu. Her şeyin sonunda takımımız bize yine çok güçlü duygular yaşattı ve müzemize iki yeni kupa daha kazandırdı. Rekorlarımızı ve yıldız sayımızı geliştirdi. Sezonu özetlemek gerekirse 2022'yi bitirirken Antalya'da Kulüpler Dünya Şampiyonası'nı ikinci sırada tamamladık. Zannediyorum ki dünya ikincisi olduğu halde daha fazlasını yapması beklenen tek takım Vakıfbank'tı. Vakıfbank kadın voleybol takımı baş antrenörü Giovanni Guidetti ise geride kalan sezonun kendileri adına kolay olmadığını belirterek şunları söyledi. What this team was able to do many times this season after big loss to come back and to come stronger, that means that the team was made from amazing person. Of course amazing player but amazing person first. Genel menajer Neslihan Demirgüler de Cumhuriyet'in 100. yılında Avrupa şampiyonu olmanın gurur verici olduğunu ve önümüzdeki sezonda tekrar kupalarla buluşmak istediklerinin altını çizdi. Oyuncular ve teknik ekibin duygularını aktarmasının ardından fotoğraf çekimiyle etkinlik sona erdi. Evet.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen bisiklet test kapsamında Tour of Sakarya yarışlarının 4. ve son etabı gerçekleştirildi. Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde başlayan yarışlara 13 ülkeden 14 takım ve 68 sporcu katıldı. Yaklaşık 138 kilometrelik Karasu parkurunda yarışan sporcular bitiş çizgisine ulaşmak için kıyasıya mücadele etti. Yarışın sonunda Çin ulusal takımından Shan Jingliu birinci, Astana takımından Estonyalı sporcu Martin Laas ikinci, Sakarya Büyükşehir Belediyesi bisiklet takımından Alexander Berezniak ise üçüncü oldu. Dereceye giren sporculara madalyaları takdim edildi. Yürekten tebrik ediyoruz. Sakarya ev sahibi olarak son günde podyumdaydı. Öte yandan 4. etap sonucunda klasman liderliğini alan Estonyalı sporcu Martin Laas turuncu mayoyu giydi. Dünya turu tecrübesi olan çok başarılı isimlerden biri. Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu'nun yeni başkanı Alparslan Erkoç, başkanlığı döneminde yapmayı planladıkları çalışmaları anlattı. Müzede sergilettiriyor. Evet. Tüm dünya, tüm ülke tam anlamıyla görsün. TBESF Başkanlığı'na seçilen Alparslan Erkoç yaptığı açıklamada yeni dönemde ayrılan branşları geri getirmeyi, kadın ampute milli futbol takımı kurmayı, depremden dolayı uzuvlarını kaybeden vatandaşları spora kazandırmayı ve 2024 Paris Paralimpik oyunlarında başarılı olmayı hedeflediklerini belirtti. Federasyonda geçmiş dönemlerde görev alan yöneticilere emekleri için teşekkür eden Erkoç, geçmiş dönemdeki başkanlarımız, yönetim kurullarımız camia için güzel işler yaptı. Bizim bu güzellikleri daha da artırmamız lazım. Zor bir görev aldık. Bizde bayrak yarışı koşar adımlarla olması gerekiyor. Bu spor camiasına çok şeyler katacağımıza inanıyorum diye konuştu. Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu'nun yeni başkanı Alparslan Erkoç, yeni dönemle ilgili olarak yaptığı açıklamada şunları söyledi. Ben buradan Sayın Bakanımızdan da bir kere artık bizden kopan branşların biz özellikle geri gelmesini istiyoruz. Öyle de bir çalışmamız olacak. 15 tane branşa düştük. Ülkemize altın kazandıran, bu federasyonun altında olimpiyatlarda bayrağımızı dalgalandıran branşlarımızın, oyuncularımızın bizden gitmesi, evdeki bir çocuğu alıp götürmek gibi bizler için. Bunlar hepsi çünkü bizden iç içe olan branşlarımızdı, lokomotif branşlarımızdı. Yıllardır verdiğimiz emeğin karşılığını aldığımız branşlarımızdı. Ama birden bunlar bakanlık kararıyla yani diğer federasyonların çatısı altına geçmeye başladı. Bu ülkede hem yaşayan 4-5 milyon engelli yavaş yavaş yüzmeye başladı. Bizleri çok üzüyor. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Bakanımızla görüşüp yani giden branşları geri almak için bir çalışma başlatacağız. Spordaki gelişmelerle karşınızdaydık değerli izleyenler. Yarın tekrar görüşmek umuduyla iyi akşamlar. Akronis Termal Otel spor haberlerini sundu.